Ama sahte. Ya çay çok güzel ama sonunu getiremeyeceğim yani. Seni için makamına getireceğim çayı. Allah razı olsun, teşekkür. Başkanım bu simayı unutma, senin için getireceğim. Sen, yok unutmam, unutmam. Ben sizin orada esnafım, Laleli'de esnafım ben. Sen ne mutlu. Size getireceğim denk çay Allah'ın izniyle. Tamam, ne mutlu bana. Kalbimiz sizinle. Sağ ol. İyi bakın, geleceğin Cumhurbaşkanı. Ama böyle deme şimdi. Böyle. Geleceğin Cumhurbaşkanı. Bu bayanlar otobüse biniyor, çocukları gezdiriyor. Allah razı olsun sizden. Herhalde. Allah sizden razı olsun. Herhalde. O anne kartı, anne sütleri, evet, anne kartları vermeye devam edeceğiz. Bu milletimiz zenginleşene kadar bunları yapmaya devam edeceğiz. Sonra da milletimizi zenginleştireceğiz. İnşallah, bak. İnşallah. Bu milleti zenginleştireceğiz. Başka saygılar, yolu yok. Saygılar, hadi. İyi günler abla. Sağ ol ablacığım, iyi günler. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Pazarınız bereketli olsun inşallah. Sağ olun, sağ olun, var olun. Bir isteğiniz var mı anneciğim? Çok şükür, sağ olun. Desteğinizi, duanızı istiyoruz. Berat Bey de burada adayımız Sultan Gazi'de. Allah'ın izniyle Kürtlerin duası seninle bu saatten sonra. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Herkesin duasını istiyoruz. Sağ olun abi. Memnun oldum abi. Oraya lavanta açmışsınız. Çok güzel. Sağ olun. Dayıcığım nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, siz de iyisiniz. Şükür Allah'a, iyi olacağız. Çok çalışıyoruz. İnşallah, inşallah. Size hizmet etmek için daha çok çalışacağız. İnşallah. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Ablacığım iyi günler. Pazarınız bereketli olsun. Sağ olun. Sen nasılsın? İyisin. Şükür Allah'a anneciğim. Sağ ol. Var mı isteğiniz? Yok. Sağ ol. Duanızı isteriz. Tamam. Var olun. İnşallah. Sağ ol. Abi ne demek? Nasılsınız? Hoş geldiniz. İşinize engel olmamak. Yok başkanım, Allah aşkına siz geldiniz, işe engel olsa ne olur, ne olmasa ne olur. İşiniz güzel olsun. Nasıl gidiyor başkanım? İyi, daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Sağ olun. Pahalı pahalı. Diyor her şey indirimde olsun. Pahalı pahalı nedir? Çok çok pahalı. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Biz keşke indirim yapabilsek. Ben ancak destek olmaya çalışıyorum. İnşallah Allah yardımcı olsun. Malikarya bütün o kastı teslim etti. O yardımcı. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ olun başkanım. Sen de mi aynı okul? Evet. Ne güzel. Hangi okul? Öyle mi? Siz çok iyi. Meslek lisesi. Evet. Aa, çok hoş. Evet. Sevinirim olmakta orada. Ne güzel. Aşçılık da okuyorsunuz. Evet. Bizim elim de İsmail'in geliştirmeyle başlayalım. Yani bu aşçılıkla ilgili çok güzel merkezlerini açtık. 2 yer açtık. Daha da açacağız. Bir isteğiniz olursa bana bilgi ulaştırın, olur mu? Teşekkür ederim. İnşallah yolunuz açık olsun. Sağ olun. İnşallah çok güzel bir restoran açarsın. Yakında misafirim olurum. İnşallah. Başkanım bir resmini alabilir miyiz? Rica etsek gençlerin bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Rahmetli babaannemin bir de anneannemin pazardaki tezgahına köyden fasulye, patates, patlıcan, biber sırtımda taşıyıp tezgahı kurardım sabah. Sonra onlara bırakır satardı anneannemle babaannem. Ben onun için pazarın içinde büyüdüm yani. Sakın beni yabancı görmeyin. Anneciğim güle güle yiyin. Ben ikram ediyorum. Ben afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Başkanım. Eyvallah, eyvallah. Ben de. Çektik mi? Gerek bu ne? Yattı mı? Hadi. Harika. İnşallah, inşallah başkanım. Valla biz buna sevindik. Bu memleketi hep beraber ayağa kaldıracağız. İnşallah. İnşallah başkanım, inşallah. Başkan biraz bize gelebilir miyiz? Hadi bakalım. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo. İnşallah sen kazanacaksın. Allah razı olsun. Daha çok gayret gördüm. En çok annelere o kartı çıkartmış, çok sevindim. Teşekkür ederim. İnşallah sen kazansın. Ne güzel, bana o duygun yeter. Kardeşim o duygun yeter bana. Sağ ol, hayırlı işler, kolay gelsin. Lütfen şu gelecek nesli elinden tutun. Bu yaptığınızı daha çok yapın. Ben de 3 torun var düşünüyorum. Haklısınız. Sonu ne olacak? Hep beraber ayakta. Bu milletin marifeti İnşallah. Kendine kalsın. Böyle yapmayalım. Aynen öyle. Böyle aynen yapalım. Öyle. Millete verelim. Ne olur. Millete verelim. Bak 3 torunum için yani üzülüyorum ve haklısın. Diğer çocuklar için üzülüyorum. Haklısın. Onlara layık olacağız. O pırlantalara devredeceğiz. Ben bir emekli aylığına geçinebiliyorum. Ama onlar geçinemeyecek. Geçinemeyecek. Yani... Allah yardımcımız olsun. Bunlar ekonomiyi batırdı. Evet, evet. Her şey bağlı. Öyle. Ucuz bağlı. Ablacığım bunlar ekonomiyi bırakmadıkça böyle olacak. Onun için bıraksınlar bizimle uğraşmayı, ekonomiyi düzeltsinler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Amin. Çok güzeliz. Fıstık nasılsın? Başladı mı anaokuluna? Bu yaz. Bu yaz başlıyor. Evet, bu yazı vereceğim inşallah. Allah bağışlasın. Amin cümlemizi. O zaman 5 yaşına mı girdi? Evet, 5 olacak. Kartımızı kullandın mı 4 yaşına kadar kart vermiştik? Kullandık. İyi. Onu kullandık. İyi, tamam. Artık büyüdü. Evet. Hadi bakalım. Artık. Ailenize selam saygı iletiriz. Allah razı olsun. Desteğinizi isterim. Sağ olun. Teşekkürler. Burla. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Başkanım. Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Sütlerimiz geliyor. Ne mutlu bana. Her ay geliyor kapının önüne hanım arıyor. Teşekkür ettim. Allah çocuğunuza güzel ömür versin kardeşim. Teşekkür ederim başkanım. Sağ ol. Teşekkürler. Evet anneciğim. İyiyim anneciğim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar dikkat edin. Teşekkür ederim. Desteğinizi istiyoruz. Memnun olduk. Böyle sarılalım onunla yeter. Kuzum benim. Senin güzel kalbin yeter. Tatlı kızım benim. Aferin. Tamam gidiyor yoksa? Yok normal. 1. sınıfa gidiyor. Aferin kocaman. Aferin. Başarılar. Sizin için şöyle içimden kalbimden geçen bir duyguyu söylüyorum. Yaşam yerine bütün güzellikleri silebilir. Sizin sevginizi kalbimden asla diyerek başarılarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun. Ne mutlu. Seviyorum. Bana. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Adın ne? Ayşe. Ayşe. Okula gidiyor musun? Tabii ki. Tamam. Hadi bakalım. Başarılar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı işler. Anne kartımızı aldın mı? Murat. Anne kartı mı? He. Artık 4 yaşını doldurdum. Doldurdun mu? Hadi bak. Aferin sana. Sen onu yedin mi, o mu seni yedi belli değil. Bak söyleyeyim sana. Hadi bakalım. Güzel olsun görünüyor. Sağ olun. Beraber insanlık yani burada. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Çalışmalar, sulh içinde birbirine saygılı, sevgiyle iki taraf. Neticede seçimler oluyor, bitiyor. Herkes gene komşuluğa devam ediyor. Onun için herkes fikrini anlatsın, duygularını anlatsın, düşüncelerini, projelerini anlatsın. Millet de karar versin. Özü bu. Kolay gelsin kardeşim. Çok sağ ol. Taş ocaklarında çok büyük bir düzeltme yarattık. Onu söyleyeyim yani. Ve hani birbirinden ayrıştırdık. Eskisi gibi her yerden değil yani düzenli giriş çıkışı olan çok sistemli bir şeye yani bu kavuştu. Özellikle 4 senedir belki 20-25 defa geldim yani. Ve en çok 2019'da İstanbul'da bir yer zaten şu an. Bir yerden. Ve şehrin içine girmeden bahçesi yapıyor zaten. Ve şehrin içine girmeden süreci çözdük. Evlatlarından nasılsınız? Görünce çok memnunum. Allah razı olsun. Ne mutlu bana. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de mutluyum. Hiçbir başkan böyle halk arasına girmez. Gerçek söylüyorum. Ben de mutluyum. Geliyorum. Gerçek. Sınava tabi tutuyorum kendimi. Eleştiren eleştiriyor. Ya da uyaran uyarıyor. Öneren öneriyor. Beraber yapacağız. Sağ ol. Evet. Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Ablacığım merhaba. İyi pazarlarınız olsun. Sağ olun. Gel anneciğim. Gel anneciğim böyle gel. Gelin hanımefendi buyurun. Gel ablacığım gelin. Gelin vallahi günün en güzel fotoğrafı olsun. İnşallah. Telefon alalım mı hanımefendi? Telefonunuzu verin çekeyim sizi. Anneciğim nasılsın? Yeter telefonu verin. Analara yol verelim. Allah razı olsun. Arkadaşlar herkes görünsün. Herkes görünsün. Hadi. Var ol. Teşekkür. Biz sizin arkanızda yetişiriz. Sağ ol. Hep beraber. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Çek. Sağ ol anneciğim. O aldığın nota bakacağız. Tamam mı? Bakacağız. Sağ olun. Var açıldı bir tane. Ben geçen gün gördüm öyle baktım. Evet açıyoruz. Açıyoruz. Bir hafta 10 gün sonra açıyoruz. Bayram Demirci tanışmıştık. Anneciğim. Dikazı tişbeci, kurmancı. Valla kurmancı. Dikazı ezber diğerinam, terazi kariye bakın. Çi dikazı beci. Efendim, daha öncesinde size söylemiştik acaba bir anket yaptırıyor musunuz, paylaşacak mısınız diye. Size zamanı geldiğimde açıklayacağım demiştiniz. Dün rakibiniz Murat Kurum'un da anketlerle ilgili bir açıklaması oldu. Dedi ki biz 1-2 puan öndeyiz, rahatız dedi. Siz ne söylemek istersiniz? Anketi şimdi paylaşır mısınız? Yaptırdığınız bir anket varsa. Yani yok. Çünkü biz anketten medet ummuyoruz. Yani bizim konumuz, anketimizde sahadaki vatandaşlarımız, böyle ablalarımız, abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz. Onun için muhtemelen anketten medet umanlar sıklıkla anket açıklayacaklar ama biz yani gerek duyarsak, lüzum duyarsak açıkları şu an hiçbir lüzum duymuyorum. Gayet sağlam sürecimiz işliyor. Peki efendim, bir de bu konut meselesi var, kentsel dönüşüm meselesi var. 650.000 konut vaadi var Murat Kurum'un. Bugün de bununla ilgili aslında bir temel atma töreninde konuştu. Dedi ki CHP'li yönetim temel atmıyorlar dedi. Onlar temel atmama törenleri yapıyor. Bir de sizin 650.000 konutla ilgili hep hayal olduğunu dile getiriyorsunuz. O Ekrem İmamoğlu aslında... yapılmamasını gerektiğini söylüyor. Öyle şeyler olmaz diyor. Bu ifadeler için ne söyleyeceksiniz? Yani çok tabii gerçekten ciddi bir şey farkı var. Yani tarif edemeyeceğim bir söylemlerde seviye farkı var. Çünkü 650.000 konut demesi için bir insanın Türkiye'nin en güçlü kurumunun başında 5 yıldır Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut, bakın İller Bankası, bütün finansmanlar elinde. İstanbul'da 2019'dan bugüne kaç konut yaptılar biliyor musunuz? 8.500 konut. Ve bunun hepsi bu arada sosyal konut da değil yani. Bir kısmı lüks konut. 8.500 konut yapmışsın 5 yılda, diyorsun ki ben bu şehre 650.000 konut yapacağım. 650.000 konutun yaklaşık açıkladığı sistem üzerinden söylüyorum. O da yarısı bizden vesaire. Ya bir de şöyle komik bir taraf var. Devletin, hükümetin açıkladığı yarısı bizden kampanyası sanki Fizan'da bir ülkenin kampanyası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başka bir ülkenin belediyesiymiş gibi süreçleri tarifliyorlar. Bakın biz 5 yılda 8.500 konut yapan bir anlayışın ve her yıl yüz binlerce konut yapacağız diye kampanyalar açıklayan bir anlayışım ve hiçbirini yapmayan. Bakın yaklaşık 10 yıldır ben hatırlıyorum, yılda 100.000 konut diye bir kampanya başlattılar. Yılda 50.000 konut diye bir kampanya başlattılar. Ya hepsini toplasanız 100.000 konut yapmıyor. Bakın hepsini toplasanız. Şimdi kalkıyorsun İstanbul seçimine giderken 650.000 konut. 650.000 konutun kendi o kampanya tariflerini de içine katarak, onları düşerek söylüyorum, 500 milyar liranın üzerinde bir maliyeti var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bütçesi neredeyse, yani merkezi idareden gelen bütçesi kadar bir maliyetten bahsediyorum. Tamamen milleti aldatmaya dönük, içi boş, doğruyu anlatmayan, sistem kurmayan. Bakın biz sistem öneriyoruz. Diyoruz ki sistem kuralım. İstanbul'u depreme önceleyelim. Hepimiz bir arada çalışalım. O diyor ki ben 650.000 konut yapacağım. Yani ben gelince yapacağım. Bizde var, onda yok. Böyle bir şey yok. Kendisini ispat edememiş. Yönetim döneminde kendisini ispat edememiş bir sürecin, bir yönetimin, bir sistemin bir parçası Sayın Kurum. Onun için bu söylediklerini gerçekten Türkiye'nin bir konut yönetimi sivil toplumuna gidin, inşaatçılar sivil toplumuna gidin, müteahhitler sivil toplumuna gidin, kime giderseniz gidin, bunun asla doğru olmadığını size söyler. Onun için doğru bir kampanya yönetmiyor, yanlış bir kampanya yönetiyor ama zaten millet onların sıklıkla aldandığını biliyor, aldattığını da biliyor. Ne aldanana ne de aldatana bu millet oy vermez. Peki son olarak da Mansur Yavaş aslında mal varlığını açıkladı. Siz de böyle bir şey yapacak mısınız? Bir mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Tabii ki, yani ben 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Her dönem mal varlığımı açıklayan da birisiyim. Bu bizim en rahat olduğumuz saha. Onun için günü geldiğinde zaten arkadaşlar onu kamuoyuyla paylaşır. Bir de billboard meselesi var. Murat Kurum birkaç gündür katıldığı her programda bunu üst üste dile getiriyor. Parasını verdiğimiz billboardları söküyorlar, yerine kendi billboardlarını asıyorlar. Görüntülerimiz var, ispatı var diyor. Ne söyleyeceksiniz? Yani vah vah, ne diyeyim yani. Vah vah, çok üzüldüm. Bu kadar, yani kendisine buradan bir mağduriyet yaratmak istiyorsa bu hiç tutmaz. Yani geçen de söyledim, 5 yıldır ben devletin kurumu, benim vergilerimle çalışan devletin kurumu TRT'de bir dakika haberim yapılmadı. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı. Türkiye'de 8-9-10 kanal bizim reklamlarımızı, daha doğrusu ilanlarımızı parasıyla bile almıyor. Neymiş, billboard'dan şeyi inmiş, vah vah ya, çok üzüldüm. Ya ben Sultan Gazi'de belediye başkan adayımız, ilçe başkanımız hemen hemen her gün şeylerin afişlerini kesen videoları bana gönderiyorlar. Onun için yani kurum başka şeylerde mağduriyeti var. Çok ciddi bir mağduriyeti var. Ben her yerde tekli bir fotoğrafını göremedim. Öyle bir mağduriyeti var. İnşallah o mağduriyetini giderir. Teşekkür ederiz. Depremi öncelediğimiz bir şehirde yaşıyoruz ve çok ciddi adımlar atılması gerektiğini biliyoruz. Ama kendisi bugün bu İliç'teki ÇED raporuyla ilgili toprak kaymasıyla ÇED raporunun ne ilgisi var dedi ve kendisi şu anda İstanbul'da aday. Bu açıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz? Zaten bütün işlerini hafife alıyorlar. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı dediğiniz aslında çevre ve şehircilik, yani dünyanın şu anda en büyük mücadele verdiği iki ana unsur biliyor musunuz yaşamı etkileyen? Yani çevre dediğiniz iklim değişikliğiyle mücadele, çevre dediğiniz küresel ısınmayla mücadele, yani susuzlukla mücadele, kıtlıkla mücadele, kuraklıkla mücadele. Bu çok ciddi iş. Yani gerçekten işini ciddiye alan, ciddi sorumluluk yüklenen bir iş. O sorumluluğu ne yazık ki taşıyamadılar ve bu uzun süre taşınmayan bu sorumluluğun bir parçası da kendisi. Çünkü onlar kuralları uygulamıyorlar, onlar talimatları uyguluyorlar. Çok net. Teşekkür ederim.